Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Evet arkadaşlar, başlıkta ve kapak fotoğrafında muhtemelen süper ejderler ve efsanelik saldırılarıyla alakalı bir takım materyaller görmüş ve aynı zamanda okumuş olacaksınız. Ne alaka demeyin. Buraya girmemin bir sebebi var. Açılışı burada yapacağım. Devamında da saldırılara başlayacağım. Arkadaşlar mutlu bir anı yaşıyorum ve bu anı sizlerle paylaşmak istedim. Malumunuz yeni bir ekipmanın geldiği bir etkinlik var. Ve ben de belediye binası 11 ve üzeri olan bütün hesaplarımda an itibariyle Alev Topu ile birlikte bu Goblin Kaşif ismindeki heykeli de bütün hesaplarımı alıp dikmiş olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu anı da sizlerle paylaşmak istedim. Evet bir ton araba lafı da bu yüzden yaptım arkadaşlar. Hemen şunu bir depolayalım. Aynı zamanda bayağı bir miktarda ganimet de kasmış olduk ister istemez hesaba. Hemen şöyle belediye binası 4. kademedeymiş. Bunu 14.2 milyona 5. kademeye gönderelim. Aman diyeyim belediye binası 15'e geçiş yapmayalım. Bakınız burada 14 yazıyor. Kendi hür irademle hiçbir zaman bu hesabı veri diye binası 15'e geçirmeyeceğim. Ayrıca laboratuvarımızda boş ve hatırı sayılır miktarda da iksirimiz var. Hatta şu klan kalesindekileri de toplayalım. Bir bakalım ne basabiliriz? Bağış atma ihtimalimin yüksek olduğu bir şeyler veya ganimet kasmak için saldırı yaptığımda işime yarayacak bir şeyler basmak istiyorum. Mesela baktığımda Sinsi Goblin, Barbar Okçu Max'lanmış. E balonu da Max olarak atabiliyoruz. Zaten yeterli miktarda iksirimiz de yok. Ne bassak acaba? 75. E, seviye yanlış hatırlamıyorsam max olarak gidiyor artı 2 seviye kılandan bahsediyorum arkadaşlar gelin şöyle güzelinden temizinden helalinden bir yıldırım büyüsü yükseltmesine gidelim gün gelecek bu hesabı da bir şekilde ganimet kasmak zorunda kalacağız çünkü. Evet bununla birlikte bir tane daha işçimiz boşta. 7 milyon iksirimiz var. Kara iksir sondası basardım ama bir baktım kraliçeyi basabiliyoruz. O zaman şöyle yapacağız. İksirimizin altınlarımızın alayıyla duvar basacağım arkadaşlar. Kalan ganimetle birlikte de efendime söyleyeyim bir hero yükseltmesine gideceğiz. Evet bu hesapta da görmüş olduğunuz gibi fazla sürmez 15-20 seneye kadar Max diyeceğiz arkadaşlar. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz. Şaka bir yana bu hesap tamamen fantazi amaçlı açılmış bir hesap. Hani her seviyeden bir tane olsun kafasıyla açılmış bir hesap. Kendi yanında kavruluyor ve bu aralarda bağış hesabım olarak kullanıyorum. Gayet de güzel ekmeğini yiyorum yani. Şimdi şöyle klandaki hesapları size göstereceğim. Neden efsanelikte saldırılar yapacağım? Arkadaşlar ganimet kasacağım diye ben yine ayarı kaçırmışım. <laughs> bir süre hesapta bir baktım lige kadar dayanmışız ulen dedim. Madem bu kadar ee, yükseldik bari dedim tepedeki hesaplarla Efsane Ligi'ye çıkalım. 2, 4, 5 tam tamına 6 tane hesapta Efsane Ligi'ndeyim. Kankırı iki hesabı da Efsane Ligi yolcusu diğer ikisi de 4800'lü kupalarda. Yani en azından saldırı yediğimizde ganimetimiz gitmesin. Zaten çıkacağız ama çok fazla orada kalacağımızı tahmin etmiyorum. Bununla birlikte şunu da göstereceğim. Bakınız arkadaşlar 15 tane ana kadro lig hesabım hepsinde aldım. Belediye binası 12, 13, 14 ve 11 hesaplarında da alev topu etkinliğini tamamladım. Şimdi eğer gücümüz, halimiz, vaktimiz yeterse etkinlik bitene kadar o kahramanlar kitaplarını dağıtmak için devam edeceğim arkadaşlar ve bu bağlamda da süper ejder saldırıları yapıyorum. Şimdi süper ejderlerle alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim. Ordumuz bu şekilde olacak. Normalde çok kullanacağım ve tavsiye edeceğim bir ordu dizilimi değil. Hele şu haliyle hiç tavsiye etmem. Mesela süper duvar kırıcı yok, temizlik askeri yok, adam akıllı büyüler yok, kaba taslak, kraliçe yürüyüşüyle, bir geri çağırma büyüsüyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi etkinlik külfetiyle geliyor ama bununla birlikte güzellikleri de var arkadaşlar. Özellikle süper ejderlerin beleş ve max seviyede gelmesi bütün hesaplarımda geçerli. Aynı zamanda eğitim sürelerinin de oldukça kısa olması. Bütün hesaplarımda ganimet kasmam gereken şu zor zamanlarımda bana ilaç gibi geldi. O yüzden ben de bu fırsatı kaçırmıyorum. Var gücümle ganimet kasıyor ve akıllara zarar yükseltmeler yapmaya devam ediyorum. Öyle ki klan savaşlarına başlamamak için zor tutuyorum kendimi. Yani şu anda kendimi e, temkinliyorum. Kankırır kardeş sakin. Bak yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Hesaplar iyice hale yola gelmeye başladı. O kadar dayandım birazcık daha dayan. Deyip klan savaşına başlamamak için kendimi zor tutuyorum yani. Çok az kaldı arkadaşlar. Evet vaziyetler bu şekilde lafı daha fazla uzatmadan saldırılara başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar Belediye Evi'den son 6 ana hesabımızdayız. Hazır buradayken ilk saldırıyı burada yapacağım ama onun öncesinde ekipmanlar ve cevherlerle alakalı size bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi bazı izleyicilerimiz haklı olarak diyor ki Kankırır kardeş sen seri gitmesin diye ki ilerleyen zamanlarda illaki gidecek. Boşu boşuna kılan savaşları yapmıyorsun ama cevherler kazanamıyorsun. Bu yüzden ekipmanların çok geride kaldı. Yani arkadaşlar çok da geride kalmış sayılmaz. Buyurun. Koruyucudakileri kullandıklarımı maxlamışım. Şampiyonda son bir seviye, diğerinin iki seviyesi kalmış. de biri max, işte bu var birazcık. Kraldakilerde son iki seviye, yani o kadar da geride kaldığımızı düşünmüyorum açıkçası. Yani bu cevherler benim öncelikle planım değil. Hani böyle 6-7 seviyede kalmış olsalar tamam diyeceğim ama zaten klasik ekipmanları kazanmak için klan savaşlarına bile girmiyorum görüyorsunuz sadece günlük bonusları tamamlamak ve klan savaşlarını düzenli olarak yapmak liglerden bahsediyorum yeterli oluyor yani o yüzden öyle bir derdim tasam yok yani onu da açıklamış olalım evet her şey hazır İlk saldırı için saldırı butonuna tıklıyorum bu arada <laughs> belediye binası 14 de çıkabilir 15 de çıkabilir şükürler olsun belediye binası 16 çıktı Öyle olursa es geçeceğiz. Elin ayetinde 5 tane efsanelikte hesabımız var. Birinden birine denk getiririz. Adam akıllı bir köye saldırırız. Şimdi ordumuz dediğim gibi oldukça klasik, geleneksel, tatlış tatlış bir ordu. Süper ejderler, 4 şifacı, 4 balon. Klan kalesinde de zeplin alıyorum. Hatta kendim normal günlük saldırılarımı yaparken kaleyi doldurmakla bile uğraşmıyorum. 2 yıldızı alıp çıkmaya bakıyorum yani. Şimdi videoda 3 yıldızları almaya çalışacağız. Şu boşluktan faydalanabilir miyim acaba? Yani şeytan dürtüyor ama şeytan gevezedir arkadaşım dinlemeyeceksin o yüzden ben bildiğim yoldan ilerleyeceğim. Bu ordunun şöyle bir güzel yanı var. İşler yolunda gittiğinde var ya hunhar üşlüyorlar köyü arkadaşlar. Yani ne yaptıklarına ne yapacaklarına şaşıp kalıyorsunuz. Ama çoğu zaman da istediğim performansı göstermiyorlar yani bu da bir gerçek. Kraliçeyle bir taraftan başlıyorum. Kraliçenin neticesi zora girdiğinde onu geri çağırması büyüsüyle çekip daha uygun ideal bir noktadan sallıyorum şampiyonu da savaşın ilerleyen dakikalarında kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Bak şurada bir dondurma atalım. Şöyle zepterimi de pozisyonlandırayım. Koruyucunun özelliğini çok fazla bekletmek mantıklı olmuyor genelde bu ordu stratejisinde. Şöyle koruyucunuza, Ulan alttaki süper ejderi koruyaydı ki iyiydi. Bak bir tane dondurmaya mal oldu. Şu tekli cehennem kulesinde ben şampiyonumu göndermeye karar verdim. Beni diye binasının üstünde bir adet öfke büyüsü ve zeptini de manuel olarak indiriyorum. Teklinin gazabından askerleri kullandık. Şu alt tarafta bir öfke büyüsü iyi iş yapacaktır. Ben yine zehir büyüsünü <laughs> ölmüş elektronun üzerine attım arkadaşlar. <laughs> İlk elin günahı olur böyle şeyler. Merkezdeki süper ejdericim bir tane daha öfke büyüsü patlatıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel gözüküyor ya. Bakmaya kıyamıyorum yani o derece güzel gözüküyor. Ben şu şampiyona bir tane daha öfke atacağım. Ve öyle sanıyorum ki açılışta güzel temiz pırıl pırıl bir üçlükle başlangıcı yapmış olacağız. Şu şampiyonu ben bir çekeyim. Tekli kuleye yem etmeyelim onu. İşte şimdi bırakıyorum. Kraliçe özelliğiyle birlikte tekniği tanklarken şampiyon da ekstradan zaman kazanmış oldu. Tilki hayatta değilmiş. Tamam ben tilki hayatta diye düşünmüştüm. Dert değil arkadaşlar. Sanırım 3 yıldızı patlattık. Şifacı transferi de çok güzel oldu şampiyona. Aynen. Yani Dediğim gibi adam akıllı saldırı yaptığınızda klan kalesi dolu bir şekilde süper ejderler güzel işler çıkartıyorlar. 2 dakika içinde köyüşlüyorlar arkadaşlar buyurun. Muhtemelen tam 2 dakika içerisinde köyüşlenmiş olacak. Evet son 10 saniye 9, 8, 7, 6 hadi benim yüzümü kara çıkartmayayım 5, 4 evet 4 saniyede ekstradan zaman kaldı. Yani 1 dakikaya kıyasla 4 saniye. Hızlı üşüyorlar arkadaşlar o açıdan da güzel. Hızlı eğitiliyorlar bedava. Etkinlik askeri ekstradan pointler veriyor. Bir bakalım burada ne durumdayız. Kahramanlar kitabını almak için 440, 1050 idi yanlış hatırlamıyorsam. 610 tane daha madalya ihtiyacımız var. 6 gün 7 saatlik süresi var. En azından üst taraftaki hesaplarını alacağımı düşünüyorum. Bir kitapta bir kitaptır arkadaşım değil mi? <laughs> Aynen öyle. Şöyle yeni ordumuzu eğitelim. isteğimizi tazeleyelim. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Pekala efendim tekrardan ana hesabımızdayız. Klan kalemizi doldurduk. Evet yine söylüyorum saçlarımı kestirmedim arkadaşlar o arada. Şöyle bir el cihazlarımla arkaya doğru attırdım. O yüzden saçlarımı kesmişim gibi gözüküyor. <laughs> evet saldır butonuna tıkladım gitti o halde. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı nasıl bir köy çıkacak karşımıza. Evet yine bir belediye binası 16 çıktı. Atlatıcılar çok çirkin duruyor ama zeplin gider. Kesin kasırgayı buraya koymuştur vicdansız. Ondan hiç yana şüphem yok. Yine aynı stratejiyi uygulayacağım arkadaşlar. Görünmezlik büyüsüne ve belediye binasına dondurma atmak suretiyle. Kraliçe ile sol tarafı, kralla sağ tarafı temizleyip. Merkezden çokluya doğru, efendime söyleyeyim giriş yapacağız süper ejderlerle. Aslında burada var ya, şeytan diyor ama şeytan diyor yapmayacağım bu yüzden. Uçan kışla kullan daha iyi iş çıkartacak muhtemelen ama. Biz yine bildiğimiz yoldan şaşmayalım arkadaşım. Bu arada çok fazla bekletmeden yapıyorum ne yapıyorsam. Onu da söyleyeyim bakın hemen. Koridor az bir şey daraldığı anda hemen süper ejderleri sallayacağım. Mesela kral şu içeriye girsin. Muhtemelen kralı birazcık erken kaybedeceğiz. O altın madenine bir tane süper ejder atmak durumundayım ya. Şöyle geri kalanları salladım. Koruyucu birkaç tane mayın eşeği. Sağ taraftaki hava savunması şimdi. Defansif kral bizi bir miktar oyalayacak. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Zeplini de gecikmeli göndermek durumundayım. Baya bir yol var. Eğer ulaşamazsak binaya garanti bir e, tek yıldız faciası. Ulan o çıkanların var ya şey olduğunu düşündüm bir an. Hayır 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 tekniği dondur. Tam zamanında tam teteme Şuna bir dondurma büyüsü at kaçırdım diye aklım çıkmıştı. Kasırga çıktı sıkıntı yok bir tane daha dondurma büyüm var. Zeppelin operasyonu başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Tamam kraliçeye bir tane öfke büyüsü atmaya karar verdim. Şampiyonu merkezden. Ka Lan oğlum nasıl indiremediniz o binayı ya siz dalga mı geçiyorsunuz benimle anlamadım ki. Vay sizin babanızın düşmanlarına. Bu arada ben balonlara zehir büyüsü attım. Hiç mi etkilenmediniz arkadaş? Yoksa zehir attım diye gittim. Başka bir şey mi attım? Arkadaşlar sanırım patlayacağız. Diyorum ki biz patlamadan şu kraliçeyi geri geri çağırma büyüsüyle çekip binaya mı göndersek? Hmm, birazcık çirkin gözüküyor. Ya o binayı nasıl alamadılar ya? İki tane dondurma attım ya. Bir değil iki tane birden attım. Ayıptır günahtır sizin yaptığınız. İki yıldız alıp çıkacağım arkadaşlar. Her kuşun eti yenmez. Her günde çorba içilmez yani değil mi? Tabi gidecek mi kraliçe? Bir de orası var. Nereden atsam garanti gider. Bir şey söyleyeyim bak sol taraf biraz daha kalabalık. Şuradan bırakırsam kraliçe temiz diye temiz diye belediye binasına kadar gider diye düşünüyorum. Belki koruyucu bir güzellik yapıp kraliçeyi de takip etmeye başlayabilir. Yeter ki şu hava savunması çapraz ateş altında şifacılarımıza kitlenmesin. Bir kitlenecek gibi de gözükmüyor. Koruyucunun da keyfi yerinde bahanesi hazır patlatıcı üfleyip deyip, beleşten beleşten binaları indirmeye devam ediyor. Sakinim. İki yıldızı alacağız arkadaşlar. Süremiz de var. Bak bina indirmeyi başarabilsek var ya garanti üçlük gelirmiş ha. Hakikaten canım yandı birazcık. Bir öfke atsak mı ne yapsak? Arkadaşlar öfke büyüsünü şöyle 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 şu şekilde atıyorum. Agresifinden temizinden çünkü hızlanması lazım. Özelliğiyle birlikte kraliçenin neticesini kurtarırız zaten. Binayı alalım başka bir şey iste. Bir de şu alt taraftaki depoları rica edeceğim kraliçe. Hazır gelmişken ganimet de bırakmayalım vatandaşa. Aynen. Tam tahmin ettiğim gibi. Bakın geri çağırma büyüsünün de işte böyle bir güzelliği var arkadaşlar. Oldu ki bir sıkıntı çıktı. Böyle bir problem oldu. Buyurun çek istediğin yerden gönder. Eskiden Clash of Clans delikanlı oyunuydu arkadaşlar. Şimdi apartman çocuklarının oynanına döndü yani. Görüyorsunuz. Nerede yani delikanlılık? Var mı böyle bir şey ya? Bir dondurma atıyorsun her tarafı donduruyor. Geri çağırma atıyorsun istediğin yerden tekrar sallıyorsun falan. <laughs> Tabii işin şakası. Eskiden bunları yapmak kolay değildi arkadaşlar. Hakikaten. Eskiden olsa mesela şu saldırı bayağı net bir. Ee, tek yıldızda. Bu arada biz bu saldırıya time fail diyebilir miyiz? Yok. O kadar da uzun boylu değil ama onca sıkıntıya rağmen %87 2 yıldızı da kim kaybetti biz bulacağız diyor. Hiç şikayet etmeden bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Evet arkadaşlar 2 saattir üçlü alamıyorum Benim canım sıkılmaya başladı. Artık bu sefer hepsinin acısını çıkartmamız lazım. Her şey hazır gözüküyor. Sıradaki saldırı için birlikler, büyüler, hero'lar tamam. Saldırı butonu. Bu arada koruyucu da Kertenkele var farkındayım ve buzul vursatta ko koca öküz bile daha mantıklı olur diyecektim de yine belediye binası 15 çıktı. Anlaşıldı videonun süresi 1 saat olacak arkadaşlar sıkıntı yok. Yine 3 tane tekli mi? Ya bir de ne hikmetse arkadaş süper ejder saldırıları yapmaya başladığımdan beri bütün cehennem kuleleri de hep tekli çıkıyor ya. Tesadüf yersen tabi. Kravatlı çalışanlar bunları kokluyorlar herhalde. Öyle geliyor bana yani ne bileyim. Yok. Kimseyi zan altında bırakmayın. Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. O kadar işsiz olduklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Adamların işi gücü vardır. Bırakıp bir de onunla mı uğraşacaklar? Millet tek tek kalsın diye. Değil mi? Sanmıyorum ama hakikaten dikkatimi çekti. Çok fazla tekli kulesi olan köyler çıkmaya başladı. Belki de orma, ben, ben de mesela klan savaşı düzenimde arkadaşlar. Hep şey yaptım. Ee, siz söyleyin. Düzenlerimde neredeyse bütün cehennem kuleleri tekli de pozisyonlanmış durumda. Yani mantıklı yani mantıksız değil. Orman binicilerinin bir güzel antisi gibi bir şey oldular yani. Şimdi o sefer yine belediye binasını indiremeseydiniz var ya sizi fena kalaylayacaktım. Şurada bir tane öfke büyüsü patlatıyorum. Bir tane de kraliçeye atsam geç kalmadım değil mi? Evet özelliğini korumuş olduk belediye binası indi. Sağ taraftaki süper ejderlere de bir öfke büyüsü atıyorum ki gitsinler orada bir an önce hava savunmasını indirsinler ve mücadelelerine devam etsinler. Şuraya bir tane büyücü patlattım. Arkadaş çok tatlı oluyor ha belediye binası 15'e falan saldırmak. Hele de 3 yıldız alınca. <laughs> Şöyle kraliçeyi geri çağırma büyüsüyle teklinin gazabından kurtarıp üst taraftan tekrardan pozisyonlandırıyorum. Şampiyon ve kraliçe özellikleriyle birlikte bu köyü çatara çutara üçleyeceklerdir arkadaşlar. Özellikle de 3 yıldız alamadıktan sonra bu gibi saldırılar baya bir e, şifa niyetinde değil mi? İyi geliyor yani. Şikayet etmiyoruz. <laughs> Yalnız arkadaşlar şöyle bir durum var. Belediye binası 16'dan sanırım daha fazla ganimet çıkıyor. Yani efsanelikte ligde her ne kadar kupa sayısı aynı da olsa... Düşük seviyeye saldırdığınızda ganimet bir tık daha az oluyor yani. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Evet kraliçenin özelliğine de basıyorum. Ve bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlamadan önce dur bu hesapta da bir durum kontrolü yapacağım. Bak 599 bin normalde 600 bin falan üzeri geliyor. 340 bin de %70 üzeri %100 bonustan geliyor. E, kısa günün karı abi. Ya, yani yaklaşık 1 milyon altın iksir geliyor arkadaşlar. Ekipmanlar da en fazla efsanelikte geliyor. O yüzden zaten yüksek kupalarda takılıyorum. Şimdi bu hesaba bir baktığımda demirci binamızı bir ziyaret edelim. Kullandığım hiçbir ekipmanda yükseltme yapamıyorum. Yani şunlar birinci seviye falan ama kullanmıyorum zaten. Kullanmadığım için de beni etkilemiyor arkadaşlar ne bileyim. Benden çok dertlenenler var benim ekipmanlarıma. Benim keyfim yerinde. İdare ediyoruz. Mesela en kötü ihtimalle 16 seviye olsun ben okeyim. Mesela deprem çizmeleri burada 14 kalmış. Kalkan burada 15 kalmış. Bunları en azından bir 16-17 yaparsak daha iyi olacak tabii ki de. Evet diğer hesabımıza geçiş yapıp hemen geliyor. Evet arkadaşlar kupası <laughs> oldukça düşük olmasına rağmen özellikle bu hesaba giriş yaptım. Neden mi? Videonun başında dedim ya az daha sabret kan kardeş. Klan savaşları için birazcık daha sabret. İşte onun sebebini gözler önüne sören hesaplarımdan bir tanesini. Bakın büyüklü küçüklü kan kırır namı diğer bu köy adam olduğu ise hesabımız. Elimdeki şu anda en güçlü 6. sıradaki köy. Yani cehennem kulelerini makslasak Devamında bakın yeşil x yaylarımız var. Şu x yaylarını maxlasak. El saçarlardan zaten birini halletmişiz. Biri kalmış. Bakın bomba kuleleri belediye binası 13 düzeyinden kalma. O arada da diğer savunmaları da şöyle birer ikişer seviye versek yani bir ay sonra başlasak çok güzel olmaz. Mesela bu hesap ekstra ekstra güçlenmiş olmaz mı? İşte zor tutuyorum kendimi sırf bu yüzden. Oyunun eski mekanikleri, dinamikleri olsaydı hiç gözünün yaşına bakmaz savaşlara başlardım ama şu anda işte cesaret edemiyorum. E şunu da söyleyeyim bazı izleyicilerimiz de diyor ki işte farklı bir klana git demesi çok kolay. Ki klanım da var ama işte demesi çok kolay yaşayan bilir. Arkadaşlar farklı klana git de benim bu klanda da emeğim var. Mesela klan oyunlarını bu klanda yapıyorum. Her klan oyunları yaptığımda ekstra klan TP'si geliyor. Seviyesi yükseliyor. Aynı şekilde başkent durumu var. Her hafta başkent saldırılarımı yapıyorum. Buradan oldukça hatırı sayılır miktarda efendime söyleyeyim baskın madalyaları alıyorum. E şimdi bunların hepsini bırak. Klan savaşı için oraya geç. 20 tane hesabı oraya taşı. Ondan sonra bir daha gel burada klan oyunları yap. Sonra git bir daha taşı klan savaşı yap. Ondan sonra bir daha gel ee, baskın saldırılarını yap Yani olacak iş değil O yüzden ben de sabırla bekliyorum arkadaşlar Bunun da altını çizmiş olalım yani Sabırla bekliyorum çok bir şey kalmadı zaten Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik Az daha dayandık mı Lan arkadaş zeplini de var ya Başına gelmeyen kalmadı bu videonun içerisinde Bir bırakmadılar gitsin de bir belediye binası indirsin Arkadaş neymiş bu ya Şu kaya çarı ve kartal topunu dondurup Şöyle süper ejderleri sağ tarafa doğru bir öfke Üst taraftan da bir tane öfke atıyorum bu arada çaktırmayın köyde sanırım seken top ve çoklu okçu kuleleri yok o yüzden rahat ilerliyor saldırı ama en rahat ilerliyor yani değil mi 3 yıldız 3 yıldızdır şu kralın özelliğine basalım tekniğe giden yol açılsın gerçi kral girmeyecek ama olsun şu şampiyona bir tane öfke büyüsü atıyorum ooo oh, bak şimdi kraliçe duvara kilitlendi yoo at geri çağırmayı hop salla buradan olsun bitsin ne de olsa apartman çocuğuyuz yani değil mi? Evet şampiyonun kalkanına da basıyorum. Bakın yine ne tesadüf bütün cehennem kuleleri tekli de. Var bir şeyler ama çözemedim. Bakacağız. <laughs> Sıkıntı yok lan. Çok çok 3 yıldız alamayız. Nedir yani? Çok da böyle şey yapmıyorum yani. 3 yıldız alayım diye sıkmıyorum canıma. Evet 1 dakika 17 saniye süremiz var. Yaklaşık 1 dakika kala bu köyde üçlenecek Ve bir tane daha saldırıya gideceğim arkadaşlar. Ya şöyle bir şey var. İkinci kanalda da mesela efsanelik videolarına başladım. Şimdi Ramazan'dan dolayı oraya video atamıyorum. Yetişmiyor arkadaşlar. Enerjim, vaktim ancak buna yetebiliyor. Ya orada da bir türlü yüksek kopaları çıkamadığımız için adam akıllı köyler gelmiyor. Ne yalan söyleyeyim görüyorsunuz. Zayıf köyler geliyor hep. Ee, hal böyle olunca adam akıllı saldırılarda izletemiyorum size. Çıkamıyoruz da yoğunluktan dolayı günlük saldırıları yapmakta da yetişemiyorum. O yüzden anlayışınızı rica ediyorum yani. Günü geçirmeye çalışıyoruz bu aralar. Günü geçirmeye çalışıyoruz. Şu bağışları halledelim. Bir tane daha saldırıya gideceğiz. Pekala efendim bu hesaptaki ikinci saldırımızı gerçekleştirmek üzere birlikler büyüler hirolar her şey hazır saldırı butonuna tıkladım gitti. Yalnız burada var ya iyi şampiyon yükseltmesi yapmışım ha 41 seviye. Evet bu arada çok güzel bir köy çıktı karşımıza. Cehennem kulelerinin üçü yine teklide. Bak sen şu işe. Diyorum ki kralı buradan belediye binasına doğru göndersem indiremeyiz ama görünmezlik büyüsü kulesini aktif ederiz. Ee, etsek ne olacak? Nasıl yapalım? Kraliçeyle gidip binayı alayım. Sonra çekeyim bu alt taraftan göndereyim ejderleri buradan merkezi spamlayalım üstüne de çikolatayla fındık ekleriz tadından balından yenmez arkadaşlar. Bir bakayım kafamdan geçirdiğimi elimden geçirebileceğim mi? Lan kraliçeye ne vurdunuz be arkadaş. Bir sakin olun bakayım siz. Bana bir öfke attırdınız ya. Tamam. Şimdi kraliçe binaya gidecek mi? Belki de gitmeyecek. Bak onu iyi hesap etmeden bıraktım kraliçeyi. Gitmezse üzülürüm. Zıpır milyon bir tane. O yüzden zehir büyüsü atmaya ihtiyaç. Aa bir dakika süper ejderlerini niye atmıyorum? Durduğum kabahat. Hemen atayım. Şöyle iki tane de mayın eşeği. Hatta kuşatmayı elimde bekleteyim arkadaşlar. Belki lazım olmaz. Kullanmam. Hemen kraliçeye bir öfke. Zıpırlar durun. Kraliçenin üzerinde bastım. Görünmezlik büyüsü kulesi aktif oldu. Yalnız şansımın yaver gittiğini kabul etmeliyim. Belediye binasına e, giden kraliçe şeye kitlendi. Siz söyleyin. Duvara kitlenmeseydi işimiz yaşta. Bir şey söyleyeyim mi? Kraliçeye müdahale etmeyeceğim ya. Keyfi yerinde güzel ilerliyor. İlerlemeye devam etsin. E, kralın yardımıyla birlikte şuradan tomruk fırlatıcısını sallayıp şampiyonu da arkasından göndereceğim. Ama şimdi değil. Şu monolite bir tane dondurma. Merkezde bir adet öfke büyüsü. Şampiyonu lan tomruk keşke biraz daha üst taraftan atsaydım. Daha verimli olurdu. Tamam sakin. Şu kraliçeye bir öfke bilsin. Geç kaldın kankarı kardeş. Şifacıları nereye çeksem krala gidiyorlar. Şampiyonu nereye atsam üst tarafta kral var. Ziyan olacak. Çok güzel elime yüzüme bulaştırırım arkadaşlar. Ne yapacağınızı şaşırırsınız yani. Saldırı çok kötü gözükmüyor ama elimizdeki bu gül gibi fırsatı yine kaçıracağız sanırım. Dur bakalım. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Kralın özelliğine bastım. Kaya saçarı donduracağım. Ejderimiz kalmadı. Hava savunmaları derdimiz değil. Şampiyonun özelliği elimizde. Şu kaya saçara bir adet dondurma büyüsü. Üst tarafta kral var. Dondurmayı oraya kullanacağız ama işte bu geri çağırmayı ben şimdi ne yapacağım? Ne yapabilirim? Tilkiyi de kaybettik. Şu şampiyonun kalkanına bir bastım. Tekli cehennem kulesini donduracağız. Başka bir lüksüm yok. Aynen öyle. Hadi. Bir şey söyleyeyim Kesin time fail olacağız ha. Bak hava patlatıcısının süper ejderi görmemesi muhteşem bir gelişme. Şampiyonu kaybetmemiz iyi olmadı. Şurada bir tane de büyücü patlatıyorum. Lan geri çağırmaya attım yanlışlıkla. Büyücü atacaktım. Neyse sıkıntı yok. Çok da ihtiyacımız yoktu arkadaşlar zaten. Yani var ya şu kraliçeye öfkeyi bir yarım saniye daha önce atsaydım. Zaten orayı temizleyecekti. Değil mi? Zaten orayı temizleyecekti. Yine 3 gelecekti. Ama yine de bence güzel bir saldırı oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel keyifli bir saldırı oldu. Hani 3 yıldız gelmedi ama. 3 yıldız aldığım saldırılardan daha çok keyif aldım. Bu arada galiba 3 yıldız da geldi. <laughs> İyi. Şikayet etmiyorum. Pek hak etmedim aslında ne yalan söyleyeyim. Yani şu anda suratımıza 2 tane güdümlü hava yapışsa ağzımı açıp tek kelime laf etmem. Hak ettik çünkü. Hele 99'da kalsak hiçbir şey demem. Onu da hak ettik ama ikisi de olmadı şükürler olsun. <laughs> Süper ejderlere devamında da kendime bir adet şapka çıkartıyorum. Devam edelim mi? Eğer saldırıları kesmediysem, kıpmadıysam videonun hamali şu anda 37 dakika. Bir bakalım. Efsanelikte saldırı yapabiliyor muyuz? Ana Aa cevher gelmiş. Dur bir saniye. Şunları bir kullanalım madem. Fırsat bu fırsat. Boşta işçi 18 saat sonra. Çok altınımız yok. Bu hesaba ilgi göstermem gerekecek. Şuraya bir bakalım. 440 madalya fena değil. Kitabı alacağız. Cevher yükseltmesi yapabiliyorsam yapacağım arkadaşlar. Sonrasında ana hesaba geçmeyi düşünüyorum. Oo çok güzel. Deprem çizmesi basabiliyorum. Öfke şişesi basabiliyorum veya kraliçenin e, donmuş okunu basabiliyorum. Sanırım öfke şişesi basacağım arkadaşlar. Bu bayağı bir kralda etki ediyor. Bak sağlık yenileme artı 180 puan az buz değil. O yüzden ben hakkımı bundan yana kullandım. Kralda sadece deseler ki bir tane ekipman kullanacaksın arkadaş. İkinci bir ekipman yok. Seçeceğim şey kesinlikle bu olur. Öfkesiz bir kralı kesinlikle hayal dahi edemiyorum. Devam. Evet arkadaşlar, niyeti bozdum. 2 tane hesapta eğitim iksiri bastım. Zaten ikisinde de ikişer tane saldırı hakkım falan kalmış. Bilmiyorum kaç tanesini yaparız. Bu arada savaş günlüğümüzü de bir gösterelim. Ana hesabımda bu şekilde. Bazen 14'ler, 15'ler çıkıyor rakipler. Kupa düşük olduğu için hani videoya koymamış olabilirim. Bir oradan bir oraya atladıysam aklınıza bir şey gelmesin yani. Evet, saldır butonuna tıkladım. Gitti. Bakalım nasıl bir köy çıkacak karşımıza. Evet, bir belediye. <laughs> belediye binası 14 çıktı. Ya şimdi ben bunu ne yapayım abi ya? Yani ne yapayım abi ben buna ya? Vallahi tadım tuzum kaçıyor ya. Vallahi diyorum bak tadım tuzum kaçıyor ya. Neyse saldıralım bari. Muhtemelen izlemeyeceksiniz burayı. Evet. Böyle üst taraftan kırılçıyı pozisyonlandırdım. Şöyle yapacağım. Direkt bir an önce bitsin diye kırıldı bıraktım. Toplu hücum modeliyle ne var ne yok spamlıyorum. Hemen ardından zeplin. Şöyle kralın sol tarafına doğru şampiyon. Arkasından bir tane büyücü ve koruyucunun özelliğinde şak dadanak kullanıyorum arkadaşım. Şu patlatıcının şekli hoşuma gitmedi. Ona bir tane dondurma atıp lan kalesine de bir zehir büyüsü atıyorum. Benim zeplin kasırgaya yakalanmış. Bir tane daha dondurma atıyorum o zaman. Tekli zeplinle kilitlendi. Bir tane daha dondurma atıyorum. O zeplin binaya gidecek mi? Tabii ki de gitmeyecek. Şöyle bir adet öfke büyüsü patlatıyor. Kralın özelliğiyle birlikte Kaya Saçar'a doğru yol açıyoruz. Şu merkezde süper ejderlere bir adet öfke büyüsü. Kraliçenin keyfi yerinde yoluna devam ediyor. Yetiler ve yetimitler güzel iş çıkarttılar. Şurada bir tane daha öfke büyüsü atıyorum. Şampiyona da bir tane öfke büyüsü atıyorum. Kalkanı yok ama iyi iş çıkartacak. Seken topu alsa bile bana kafi. Bir tane daha havanı da indirdin mükemmel. Bence öfke büyüsüne hakkını verdi. Merkezdeki süper ejderin canı oldukça yüksek. Patlatıcının haricinde karışa neden olmadığı için klan karesini indirecek ve bize rahat bir 3 yıldızı getirecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hatta var ya onu çeksek mi ya? Öteki türlü patlatıcı üfleyecek üfleyecek. Çektim gitti. Hemen şöyle şuradan tekrardan pozisyonlandırıyorum. <laughs> bir apartman çocuğu olarak ilçenin özelliğine de basıyorum. Ve bu saldırı da bu şekilde tamamlanmış oluyor. 3 yıldız ile birlikte. Bakalım belediye binası 14'e ne kadar ganimet verecek. Lan bir şey diyeceğim bak. Ne var ne yok artist artist kullan. <laughs> 99 tek mi yapma. <laughs> Lan nasıl vuramadınız arkadaş. Bir tanesine bile vuramadınız bu. Lan kraliçe aman kraliçe. Canım kraliçe yapma etme yanarız. Yanarız biteriz tek tek aldık abi. Evet teknik canı var mı. Bir tane bile vurdurmadı. Ne kadar canı kaldı onu bile göremedim ya. Töy senin babanın kemiğine tüküreyim ben. Devam ediyorum. Pekala efendim sıradaki saldırımızı açtığım ilk yan hesabımda gerçekleştireceğim. Her şey hazır. Saldırı butonuna tıkladım. Hadi bu sefer 16. Gına geldi artık. 14'ler 15'ler çıkıyor. Kaç tanesini videoya koydum bilmiyorum ama. He şöyle ya. Adam akıllı bir köy. Vallahi gözüm gönlüm şenlendi. Güzel. Çok güzel bir köy geldi ve ben burada sanırım zeplin değildi arkadaşlar. Ee, tomruk fırlatıcı kullanacağım. Tomruk fırlatıcıyı bir duvar kırıcı olarak değerlendireceğim. Belediye binası kompartmanına kraliçeyi sokmayı başarabilirsem, eğer bunu başarabilirsem efsane şeyler yapacağımıza inanıyorum. Şuradan kraliçeyi bıraktım. Hemen ardından tomruk fırlatıcıyı salladım. Şöyle şifacılar akılanak. Ah Ayın ah. önceden atsana. Ne diye bekletirsin yani? Duvar açılsın. Tomruktan başka hiçbir şey istemiyorum. Tamamdır. Operasyon başarılı. Kraliçe oradan içeriye girsin. Hiçbir şey tutamaz onu. Tomrun içindeki yetilere şifacıların transfer olma ihtimali söz konusu ama çok ciddi sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Ki öldüler bile muhteşem. Arkadaşlar görüntü 10 numara 5 yıldız. Bu saldırı 3 yıldıza kadar giderse hiç şaşırmayacağım. Yalnız e, hayatta tutmamızla... Oh arkadaş ne vurdunuz be. Daha monolit saza almadı eline. Ona rağmen kraliçenin özelliğini yaladılar yuttular. Ben bir tane daha öfke büyüsü atmak durumundayım. Ve çoklu okçu kulesini de Dondurmak durumundayım yoksa şifacılarımızı katledecek. Ee, şuradan kralı bırakıyorum ve hemen ardından da süper ejderlerimi şöyle spamlayıp ardına koruyucu devamında balonlar salladım. Belediye binasını donduracağız. Kralın defansif kraliçeyi oyalaması muhteşem oldu. Bak bunu hesap etmemiştim iyi denk geldi. Koruyucunun özelliğine bastım. Belediye binasına bir tane dondurma büyüsü. Şampiyonu nereden atalım? Ejderler içeriye girince teklilere doğru göndereceğim arkadaşlar. En mantıklı bir yer bence burası olacak. Hatta şu Aa bak kral şimdi bak hop bastım özelliğine muhteşem. Gördün mü deprem çizmesinin etkisini? Kraliçenin önünü açtı. Son öfkemi yine e, kraliçe için değerlendirdim. Şampiyonu şuradan atıp tekniği donduracağım hava savunmasıyla birlikte ama şimdi değil. Şimdi değil. Tilki bir etkisini göstersin. İşte şimdi. Tam süper ejderi kitlendiği anda çok güzel denk geldi. Kraliçe artık orada daha fazla oyalamayacağım. Geri çağırma büyüsüyle çekeceğim. Duvar kırmakla oynaşmasın diye. Evet şöyle çekelim. Nereden bırakalım? Şöyle şuradan bırakalım ki süper ejderleri olabildiğince merkeze doğru sallamaya çalışsam. Teklinin şampiyona kilitlenmesi iyi olmadı. Bu yüzden kalkanına seri bir şekilde bastım. Tekliye yapacağı her atış çok kıymetli. Sanırım yetmeyecek arkadaşlar. Yapma be. Güzel de gözüküyordu ha. Bak yine teklilerin kurbanı olduk ya bir tane çoklu cehennem kulesi olsa köyde bambaşka bir senaryo olacak. Bir tane çoklu cehennem kulesi be kardeşim. Bak şu kule çoklu da olsa belki yine belki 3 yıldıza gideceğiz. Süper ejder şampiyon hayatta kalacak. Birazcık da şans lazım. <laughs> yine de fena bir saldırı olmadı bence. Güzel bir saldırıydı. En azından adam akıllı bir Beri diye bina 16 köyüne saldırı gerçekleştirdik. %86 2 yıldız bir sonraki saldırıya geçiyor. Evet arkadaşlar son saldırımı gerçekleştireceğim. İnanır mısınız şu anda videonun ham hali 1 saat 1 dakika 49 saniye oldu. Tamı tamına. Allah bilir size ne kadar yansıyacak. Karşıma sürekli belediye binası 14'ler, 15'ler falan çıkıyor. Yani kupa yükselelim diye hemen de çıkamıyorum saldırıdan. Salla çık da yapamıyorum. Sonuna kadar getiriyorum iyisiyle kötüsüyle. Yani videonun son saldırısı artık bahtımıza, kısmetimize ne çıkarsa. Evet, son 8 saniye kaldı. Biz de o esnada bir demircimize bakalım. Bakalım yükseltme yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsak yapalım. Nerede benim demircim? İşte buradasın. Bu hesapta mesela 14 15 14 15 15 15 15 15. Demircinin seviyesi ama henüz 6. O yüzden sanırım 15 seviyeleri basamıyorum. Doğru mu? Aynen öyle. Bakın, cevherim var. Bol miktarda basabiliyorum ama bu sefer de demirci kısıtlıyor. Muhtemelen boşa düşen işçiyle buna da yol vereceğiz. Evet, orada hazır gibi gözüküyor. Son saldırımız belediye binası 16 olsun. Başka bir şey istemiyorum. Hadi. Hadi canım benim. Ha, <laughs> şöyle ya. Şükürler olsun. Güzel de bir köy çıktı bu arada. Ee, Baya parlak gözüküyor. Cıvıl cıvıl. Çoklu okçu kulesi gördüm. Bir tane. <laughs> seken top arıyor gözlerim. Göremedim. Bir tane çoklu okçu kulesi varmış. Hiç olmayabilirdi arkadaşlar değil mi? Direkt binaya doğru dalacağım arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum. Şuradan kraliçeyi bıraktım. Hemen ardından şifacılar. Şöyle bir tane mayın eşeği. Sağ tarafı güzelce temizlesin. Buradan da var ya. Zeplini kullanalım değil mi ya? Zeplini kullanalım. Hiç artistlik yapmaya gerek yok. Şu kralı şuradan bırakırsam toplayıcı oradan ordu kampına devamında da hava savunmasına gidecektir. Eğer hesap hatası yapmadıysam devamında da çok bekletmeden süper ejderlerimi salladım. Devamına koruyucu. Hemen ardından zeplinimi de pozisyonlandırıyorum. Koruyucunun özelliğine basmayacağım ya. Şurada bir tane dondurma büyüsü atalım. Şöyle hem zeplini içindeki yetilerle birlikte hem de ejderleri kapsayacak şeyi. Zeplinin içindeki lan kraliçeyi özelliğiyle birlikte kaybettim. Ya ille bir sıkıntı çıkacak bir arkadaş. İlle bir sıkıntı çıkacak değil mi? Şu şampiyona bir tane öfke atsam defansif şampiyonu alır mıyız acaba? Eğer alırsak güzel iş çıkartacaklar. Kartal topunu ve çokluyu da etkisiz hale getiriyorum. Önce defansif şampiyonu, devamında Kaya Saçar'ı, çoklu okçu ok kulesini ve devamında da X yayını indirecek. Yani bir öfke büyüsüyle daha ne kadar değer elde edilebilirdi ben bilmiyorum arkadaşım. Şu noktada kartal topuna ve X yayına bir adet dondurma büyüsü patlatıp şu süper ejderi bir tane daha öfke büyüsü atıyorum. Canı az ama ilk serini indirirse mükemmel olacak. Hadi mükemmelsin sen tamamdır. Şuraya bir tane büyücü atarsam topa ölecektir eninde sonunda ama sıkıntı yok. Şampiyon kalkanını yeni kullanmakla birlikte e, tilkiyle birlikte hayatta. Ulan o kırılçıyı nasıl kaybettik özelliğiyle ya. Gerçekten akıl alır gibi değil. Ya <laughs> abi bir tane 16 çıktı artık yani o da enerjimin tükendiği ana denk geldi. Onu da kraliçeye özelliğiyle birlikte yem ederek mundar ettik. Yine 3 yıldızı alamadık. Neyse canım umarım keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saldırı %80'lere falan gidecektir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve hoşça kalın ve hoşçakalın. Bay bay.